Tabii Türkiye Gazze meselesinde Sayın Fidan açıklamalarıyla el yükseltmişe benziyor. Maalesef tabii uzun süredir İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ediyor. İlk başta Kuzey Gazze, ardından Güney'i hedef aldılar ve 30 binden fazla insan burada şehit oldu. Bunların çok büyük bir kısmı da yine maalesef kadın ve çocuklardan oluşuyor. Türkiye büyük bir çaba sarf etti. Sayın Fidan da bunun altını çizdi esasında. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleriyle birlikte kolektif bir şekilde İsrail'e yanıt verme ihtiyacı hasıl olmuştu. Çünkü malum İsrail kendi başına hareket eden bir ülke konumunda değil. Tüm Batı dünyası kayıtsız şartsız bir şekilde özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tüm imkanlarıyla İsrail'i destekliyor. Gazze'ye yönelik soykırım çabasının arkasında Amerika'nın verdiği bu desteğin altını özellikle çizmek gerekir. Hem siyasal açıdan Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumsal yapıyı Amerika Birleşik Devletleri genel olarak kilitledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlar almasını İsrail'e karşı veto etti. Tüm siyasal gücünü İsrail lehine kullandı. Ama bununla birlikte askeri açıdan da daha ilk günden itibaren hava köprüleri oluşturarak binlerce ton, on binlerce ton askeri malzeme İsrail'e sevk etti. Yine bölgeye görev gücü olarak içerisinde uçak gemisinde olduğu askeri donanım yığılmaya başladı ve İsrail'in gerçekleştirdiği bu soykırımda ciddi bir güç oldu. Tabi buna da işte kolektif yanıt verilmesi gerekiyordu. Türkiye bunu çabası içerisinde oldu. Başta Körfez ülkeleri ve diğer İslam ülkeleriyle birlikte bir çabanın içerisinde oldu ama istenilen sonuç maalesef alınamadı. Tabi bunun ötesinde yardım süreci önemliydi. Gazze'nin dışarıdan ciddi anlamda insani yardımlara ihtiyacı vardı. Türkiye burada öncü rol oynadı. Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte en fazla Gazze'ye yardım yapan ülke konumundaydı. Ama bunların yeterli olmadığını gördük. İsrail, Netanyahu hükümeti bir şekilde hem Gazze'deki soykırıma devam etmek hem de savaşı bölgeselleştirme arzusunda işte İran'a ve ona bağlı unsurları tahrik edecek şekilde devamlı saldırılarda bulunması, Netanyahu'nun bunun arkasında aslında kendi iktidarını devam ettirme çabası var. Kendi koalisyonu oluşturan bileşenleri yönetmekte, bir arada tutmakta zorlanıyor. İsrail toplumundan ciddi tepkiler var. Rehineleri kurtarabilmiş değil. Tüm bunların devam edebilmesi ve Batı'nın desteğini, özellikle Amerika'nın desteğini sağlayabilmek adına savaşı daha da yaygınlaştırmak, işte İran ve ona bağlı unsurlara, Hizbullah'a da taşıma arzusunda. Tüm bunlar devam ederken bir yandan da ateşkes görüşmeleri var. Çeşitli çabalar söz konusu. İsrail hem Hamas'ın sağdaki direnişi hem de bazı baskılar sebebiyle Gazze'nin belirli bölgelerinden çekildiğini açıkladı. Dünyakurmay Başkanı da bunu teyit etti. Özellikle Güney Gazze ve Kuzey'den büyük ölçekte çekildiler. Sadece Gazze'yi ikiye ayıran hatta şu anda İsrail ordusunun hücresini koruyor. İşte tüm bunlar devam ederken Türkiye'de baskıyı artırabilmek, kendi imkanlarını daha da fazla İsrail üzerindeki o baskıyı derinleştirmek adına bir dizi tedbir aldığını Sayın Fidan ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunları muhtemelen kamuoyuyla paylaşacak. Siyasi baskının artırılması, belki içerisinde ekonomik yaptırımların da olabileceği yeni bir sürecin içerisine giriyoruz diye düşünüyorum şu anda. Biraz daha somutlaştırma ihtimalimiz var mı şimdi? Ekonomik yaptırımlar ya da siyasi baskılar biraz açabilir miyiz Sayın Can'cığım, neler beklediğinize ilişkin? Bu tedbirler, Yani şöyle peyderpey açıklanacak tedbirler ne olabilir? Evet. Burada Türkiye zaten siyasal gücünü aslında ciddi anlamda kullanıyordu. Burada işte kolektif hareket etme daha ziyade arzusundaydı. Ama istediği belki bu anlamda o kolektif yapı oluşamazsa tek taraflı çeşitli adımlar atması söz konusu olabilecekti. Bunların atılması söz konusu olabilir. Türkiye'nin tabii İsrail'le belli bir ticaret hacmi söz konusuydu. Belki bu konuda Türkiye çeşitli ürünlerin İsrail'e satımı ve İsrail'den alımı noktasında çeşitli yaptırım kararları alabilir diye Alabilir. düşünüyorum. Bunlar tabii önemli olacak. Yine Mısır'la belli angajmanlar içerisinde yardımların daha net şekilde İsrail'e girebilmesi adına bazı tedbirler alınabilir. Bunu önümüzdeki dönemde tabii göreceğiz. Askeri bir bir angajman içerisinde Türkiye'nin gireceği tabii şu aşamada beklenmiyor. Ancak dediğim gibi siyasi ve ekonomik çeşitli kararlar alınması mümkün olabilir. Tabii speküle etmek şu anda çok doğru da olmaz diye Evet, düşünüyorum bunları. Sonuçta Türkiye kendi çıkarlarını da merkeze alarak Gazze'deki hassasiyeti de göz önünde bulundurarak çeşitli kararlar alacak ve burada amaç Gazze'deki insanların bir an önce ateşkes ilan edilerek bu soykırımdan ve katliamdan kurtulması. Dolayısıyla önemli olan burada Gazze'lilerin
geleceği. Şu anda bir ateşkes görüşmeler ve müzakereler de söz konusu. Burada işte Mısır'ın arabuluculuğunda, Amerika'nın evet, içerisinde. Evet, Ramazan'da olur mu diye çok bekledik ama maalesef o gerçekleşmedi. Ama dediğiniz gibi müzakereler de sürüyor. İsrail ateşkesi ilan edene kadar ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılana kadar diyor Hakan Fidan. Son cümlenizi alayım lütfen Sayın Acun. Bir cümle. Yani burada evet, Hakan Fidan'ın da ifade ettiği gibi bu yardımların kesintisiz bir şekilde devam etmesi çok önemli. Evet, nihayetinde evet. Şu anda Mısır üzerinden Refah'tan bir kapı var. İsrail geçen günlerde yaptığı açıklamayla Erez sınır kapısını da açacağını iddia etti. Ama oradan henüz yardımlar geçmeye başladı mı bilmiyoruz. Burada İsrail süreci zorlaştırarak insanların içeriye yardım ulaşmasını engelliyor. Bu konu Türkiye'ye daha net bir çok teşekkürler Profesör Doktor.